Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Yeni bir anayasa yapmak bir tek darbecilerin mi hakkı Meral Hanım? Mehmet Acet Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde gündeme getirdiği yeni anayasa çağrısı ilerleyen günler içerisinde siyasetin tartışma konuları arasında yer aldı. Böyle bir fikrin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün nezaret ettiği hukuk reformu paketinin hazırlanışı sırasında ortaya çıktığını biliyoruz. Bununla birlikte darbe dönemlerine ait olanların yerine halkın temsilcilerinin seçtiği siviller eliyle yapılabilecek bir anayasa arayışı AK Parti'nin hafızasında yer alan kimsenin yabancılamadığı bir konu. O yüzden olsa gerek yeniden hatırlanınca hızlıca gündeme getirilmesine karar verilmiş olmalı. 12 Eylül Anayasası değişti ama yenilenemedi. Bir dönem vesayet rejiminin bekçiliğinin siyaset üzerinde baskı kurduğu, seçilmiş iktidarın alanına sık sık müdahale ettiği günlerde esaslı bir çıkış olarak gündeme gelmişti yeni anayasa fikri. Geçen gün biraz anlatmıştım. Aynı zamanda yakın geçmişin cız konuları arasındaydı bu fikir. 2007'nin sonbaharında AK Parti'nin hazırlattığı anayasa taslağı olgunlaşınca dönemin Yargıtay Başsavcısı haber göndermiş. Üzerimde baskı var, bu çalışmayı meclise getirirseniz kapatma davası açmak zorunda kalacağım diye tehdit etmişti. Sonuç itibarıyla mevcut üzerinde değişiklik yapa yapa o baskılar büyük ölçüde boşa çıkarıldı ama cari olan anayasa hala 12 Eylül anayasası olarak bilinmeye devam ediyor. Muhalefet işi yokuşa sürmeyi tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çaresi sadece belli bir kesime, kendi partisine, Cumhur İttifakındaki ortağına yönelik değildi. İnanmayanlar için o sözlerini tekrar edelim. Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Erdoğan Milletin temsilcilerinin tamamının katılımı ile yapılmasını teklif edince doğal olarak gözler muhalefetteki partilere çevrildi. Geçen haftayı ziyaretler, iade ziyaretlerle geçiren partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanının anayasayla ilgili çağrısına dair sorulara muhatap oldular. Ancak bu isimler arasında böyle bir çağrıya hadi buyurun oturalım biçiminde karşılık veren kimse olmadı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu işi yokuşa sürmeye baştan niyet etmiş gibi biz mevcut anayasaya uymayan bir kişinin davetine nasıl güveneceğiz dedi. Galiba muhalefet cephesinde bu aralar herkesin aklında HDP'nin başlattığı anayasa turları var. HDP bu turları PKK ilişkisi nedeniyle yan yana resim vermekten çekinen örtülü müttefiklerin çekingenliğini kırmak için fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Ancak bu zorunlu birlikteliğin CHP tabanının önemli bölümü dahil toplum çoğunluğu nezdindeki akreditasyon sorunu aşılamadığı için ortaya yarım yamalak görüntüler çıkıyor. HDP heyetinin CHP ziyaretinde fotoğraf çekilip ortak açıklama yapılamaması gibi. Yeni anayasa testinden sınıfta kalanlar. Muhalefet partilerinin bu şekilde hareket etmesinin sebebi anlaşılabiliyor. Kendileri kendi aralarında anayasa çalışmalarını yapacakken Erdoğan'ın sürpriz hamlesiyle kafalardaki kurgu bozuldu. Hazırlıksız yakalanmanın telaşı kendini hemen belli etmiyor mu? Erdoğan'ın çağrısına muhalefet cephesinden gelen tepkiler arasında en dikkat çekici olanı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri oldu. Şöyle dedi Meral Hanım: bir yine anayasa kavramı var. Sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki bunun cevabını almamız gerekiyor. Neye tekabül ettiğine dair bir durum yok. Çok ilginç gerçekten. 28 Şubat döneminin dik duruşu İçişleri Bakanının ağzından böyle bir açıklamanın çıkması. Sıfırdan anayasa yapmak 2. Cumhuriyetin kuruluşuysa 27 Mayıs darbesini yapanlar bugün içinde geçerliliğini koruyan 12 Eylül Anayasasını hazırlatanlar bu işten muaf mı tutulmuşlardı? Darbeyi yapanlara istedikleri gibi anayasa yapmak serbest. 12 Eylül Anayasası'nın üstüne anayasa tanımayanların eli serbest ama halkın temsilcileri anayasa yaparken yoğurdu üfleyerek yiyecekler, öyle mi? Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.